Ağustos, Ankara Anıtı Res Gestae'de gerçeğe uymayan başka bölümler, başka olaylar da vardır. Ağustos 14. bölümün ikinci yarısında, ''Buyruğum ve koruyuculuğum altında iki ordu hemen hemen aynı zamanda biri Habeşistan'a, öteki Arabistan'ın Felix denen bölgesine gönderildi. Der ve buraların alınmasından, düşman ordularının yok edilmesinden söz eyler. Augustus için kendi kişiliğine bağlı zaferler olan bu işlerin aslı bambaşkadır. İlkin İsa'dan önce 26'da Mısır prefektusu Cornelius Gallus tümüyle kişisel hatta keyfi bir iş olarak Habeşistan seferine çıktığında Augustus'un bundan haberi yoktu. Haberi olduğunda da bundan ürkmüş, C. Gallus'a çıkışmak istemiş, Mısır prefektusu bu sefer dolayısıyla Roma'dan yani Augustus'tan ne düşünce de yardım aldı. Tam tersine Mısır prefektusunun zenginliğini, rahatını, görkemini kıskananlar, en küçük duvarından, kaldırımından, en büyük tapınağına dek başkasından, özellikle eyaletlerden çalınarak, yani eyaletler soyularak yapılmış olan Roma'da, onu hırsızlıkla suçlayınca, Augustus bu fırsattan yararlanıp onu görevden aldı. Eyaletinden çıkardı hatta evini elinden aldı bu konuda ne onun daha önceki hizmetlerini ne de Habeşistan'ı ele geçirmek yolundaki başarılarını hesaba kattı. Augustus bunu yaparken belki Mısır'da ikinci bir Antonius çıkmasından korkarak davranmıştı. Sonuç şudur, Res Gestae'de övündüğü ve benimsediği bu seferin birinci kısmından haberi bile olmamıştır, haberi olunca da kızmıştır. İkinci evrede Augustus yalnızca Arabistan seferiyle ilgilidir ordunun başında legatus sıfatıyla Aelius Gallus vardır. Ama bütün bir İtalya'yı doyuracak denli bol hazineler beklenen bu iş hemen hemen ordunun hastalıktan yok olmasıyla sonuçlanmış, ele hiçbir şey geçmemiş ve hemen geri dönülmüştür. Petronius'un Mısır prefektüsü bulunduğu o sırada yani İsa'dan önce 25'te Habeşlilerin Mısır'a saldırısı ve Filaye'ye dek ilerleyişleri Habeşlilere Petronius'un karşılık vermesini gerektirmiş ve yerel nitelikte küçük bir utku elde edilmiştir. Görülüyor ki bunlar Resgesta'daki övünmelere hak verdirecek şeyler değildir. Bu Arabistan seferinin Hindistan, Arabistan, Akdeniz ticaret yollarını elde edilmesi amacıyla yapıldığını biliyoruz. Şunu söylemek doğru olur. Bu seferin yapıldığı dönemde Hindistan, Arabistan, Akdeniz ticaret yolculuğu Kızıldeniz'in kuzeydoğusunda bugün Yenbu el-Bahri denen eski Levko Kome ile Akabe'nin kuzeyindeki Petro'dan Suriye'ye geçerek yapılıyordu. Bu seferden sonra ve Aelius Gallus'un Mısır prefektusu olduğu zamanlarda ise Kızıldeniz'in kuzeybatısındaki Mios Hormos limanından aşağı Mısır'daki Cane Polis'e geçip Nil boyunu tutarak yapılmaya başlamıştır. İçten olunmayış, gerçeğe uyulmayış, insanca acıması... İnca, insanca acımadan yoksun oluş, dostluktan ve adaletten bir damla bile bulunmayış gibi nedenlerle Res Gestae'nin içinde doğrudan doğruya geçmeyen ama sözü edilen işlerin iç yüzünü gösteren olaylar çoktur. Bunlar Augustus'un kaleme aldığı bu belgeyi nedenli sakınarak kullanmak, yorumlamak gerektiğini bugünün tarihçisine buyurur. Yukarıda kısmen gösterdik ki Mısır Seferi diye 14. bölümde övündüğü şey aslında Mısır prefektusu Cornelius'un kişisel girişimidir. Bu adamın Mısır'da biriktirdiği paradan çok bu kişisel girişimini Augustus nefretle karşılamıştır. Onun yaptığı işler ve kazandığı zaferler için Mısır'da kendi adına diktirdiği yazıtları Augustus bağışlamıştır. İspanya savaşlarına başlamadan önce çok ustaca propagandalarla ilkin Roma kamuoyunu, sonra senatoyu işe sokmuş, aslında çok değerli şiir, düşünce ve silah adamı bir yiğit olan Cornelius Gallus'u kendi kendisini öldürmek zorunda bırakmıştır. Başka bir nokta daha var. Augustus 11. bölümde doğudan İsa'dan önce 19'da döndüğünde kendisini konsül Q Lucretius'la birlikte ve senato kararıyla Pretorlar, tribünler ileri gelen kimselerin kampanya bölgesine de gelerek karşıladıklarını ve bu onurun o zamana dek kimseye verilmediğini böbürlenerek söylerken gerçeği yansıtmamıştır. Konsül olarak adı geçen Lucretius henüz kesin olarak bu görevde değildir. Bundan başka bu karşılaşma aslında bir halk çocuğu olan Halk Partisi'nden Egnatius Rufus adlı bir senatörün konsüllüğünü önlemek için Augustus'a başvurmaya koşan soyluların manevrasıdır. Augustus, Soylular Partisi'nin bu oyununu desteklemiş, Q Lucretius Vespilion'u konsul seçtirerek Rufus'u açıkta bırakmıştı. Bu oyunlara, hatta bu acımasızlıklara neden olan şey korkunçtur. Rufus, kendi girişimiyle mahallesindeki halkın başına gelen yangın dertlerini önlemiş, hatta yangın çıktığında bütün Roma halkının yardımına koşmuş adamdır. Bütün toplumun mutluluğunu arsa ve ev karaborsasına feda edecek denli düşmüş, arsa ve ev kiralarını artırmak için bu yangınları söndürmemeyi alışkanlık edinmiş olan soylular, o zamanlar iktidar, o zamanki iktidar partisi bu önleme çok kızmış, halkı devrime götüren demagoji suçuyla Rufus'u yok etmek istemiştir. Halk buna karşı Rufus'u temsilci seçmiş ve ona senatör olma olanağını vermiştir. Rufus, İsa'dan önce 19'da konsüllük için adaylığını koyunca soylular buna şiddetle karşı çıkmışlar, bütün Roma'yı yeni ve kanlı bir ayaklanmaya sürüklemekten çekinmemişlerdir. Augustus daha İsa'dan önce 26'da Rufus'un soyluların haberi ve onayı olmadan ama bir karşılık beklemeden yaptığı yangın söndürme işini beğenip onu kurtaracak yerde şiddetle eleştirmiş, böylece halk hizmetlerinde yapmaya çalıştığı reformla çelişkiye düşmüştü. Kendisi devlet hesapları için Agrippa su işinde aynı çalışkanlığı göstermemiş miydi? Ama Soylular Partisi'ni hoşnut etmek için bu halk hizmetini yok etmeye razı olmuş, Rufus'u ilkin eleştirmiş, sonra da konsül olmasını engellemiştir. İlginç olan ve Augustus'un o zamanki ruhsal durumuna geniş, biraz da kızıl aydınlık serpen nokta şudur. Augustus, Rufus'un yerine kendisini aday gösteren yılışık kitlenin önerisini kabul etmemiş ama daha kötü bir şey yapmıştır. Gene, gelen kurul arasında bulunan ve ünlü 42 yılının Tutuklularından yukarıda sözünü ettiğimiz Q Lucretius soyluların adayıdır. Soylular halk dostu Rufus'u seçtirmemek için halk yığınını toptan öldürmeyi bile tasarlamışlardı. İşte bu öldürü çetelerinin keyfi uğruna Augustus konsul olarak seçtirmiştir. Bu işte kendisinin soylu bir jestini görmek isteyenler senatonun amacını ve Lucretius'un o zaman için yalnızca soylu olmaktan başka tek bir sivil çekiciliği bulunmadığını unutmuşlardır. Halkın işini kolayca parasız görme ilkesini yıkan bu darbe ve koruma, senatörleri, soyluları haram yeme, haram para ve varlık edinme, her şeye karşın zevk, rahatlık ve lüks içinde yaşamak yolunda kışkırtma değil midir? Eski cumhuriyet geleneklerine dönmek bu mudur? bütün bunları yapan Augustus'un halkın hizmetinde olan devlet adamlarına, görevlilere ve memurlara işlerini daha ciddi, daha dürüst yapmalarını salık vermesi insana yılgınlık veren bir soğukkanlılıktı ki bütün Augustus'u tanımaya bu bile tek başına yeter. Augustus davranışının çirkin olduğunu çok iyi biliyordu. Bu nedenle de hiçbir şey vermediği orta sınıfın Rufus'a uygun gördüğü bu kötülükten dolayı kendisine nasıl davranacağını hesaplamış, başarı ve neşeden coşan soyluların Roma'da hazırladıkları, tanrılara yaraşır karşılama töreninden ve böylece sözde seçimde yendikleri Halk Partisi'ni ayrıca yok etmek istemelerinden korkarak bir gece gizlice Roma'ya girivermişti. Çevresindekiler ve tarihçileri bunu bir alçak gönüllülük belirtisi diye görmüşlerdir. Üçüncü bir olayı da anlatalım. Bu Resgestae'deki yazıtlara ruh bilimsel bakımdan olağanüstü bir aydınlık ve verecek niteliktedir. Makedonya valisi M. Primus, komşu ve barbar boylardan biri olan Kuadrislerse'ye karşı ufak bir sefer hazırlamayı kendi yetkisi içinde ve o andaki koşulların gerekli bir önlemi gibi bilmiş, harekete geçmişti. Halk hizmetleri, devlet sorumluluğu, yurttaşlık bilinci ve onuru konusunda bir damla uyanıklığı utanması bile kalmamış olan o zamanki iktidar partisi, Primus'un bu hareketini kendi yüce gücüne karşı bir saldırı saydı ve Makedonya valisini yüksek mahkemeye verdi. Halk partisinin önderi olan Mureno ve Fannius Cepion bunu yersiz buldular ve valinin savunmasını üstlendiler. Mahkemenin sonucu tümüyle Augustus'un tanıklığına bağlı kaldı. Her iki tarafta onu çağırmayı düşünmüyordu. Ama o soyluları hoşnut etmek için kendiliğinden foruma gitti, zavallı Primus'u yok edecek yolda tanıklık yaptı. Onun bu davranışından sonsuz bir umutsuzluğa ve öfkeye kapılan Halk Partisi'ni büsbütün yok etmek içinse, bu tanıklığın hemen ardından Augustus'a karşı bir takım uydurma suikast haberleri birbirini kovaladı. Her haberden sonra da Halk Partisi önderlerinden ya da üyelerinden yeni yeni kurbanların ortadan kalktığı görüldü. Augustus'un Sezar gibi öldürüleceği yolundaki bu haberler, iç savaşların Roma'yı sardığı dönemlerin yabanılığını ve alçaklığını yeniden yarattı. Böylece halkın soylulara karşı cephesi bir daha yekinememek üzere yıkıldı. Bu yıkılış Roma'da cumhuriyetin silinmesini ve mutlak hükümdarlığa benzeyen bir yönetimin kurulmasını önlenemez bir, bir duruma getirmiştir. Augustus'un bu yeni kanlı hizmetine soylular sınıfını nın ödülü korkunçtur. Soyluların karargahı durumuna sokulan Senato, ne zaman isterse o zaman Büyük Meclisi kendiliğinden toplama ayrıcalığını Augustus'a büyük minnetlerle sundu. Biliyoruz ki bu sunulan şeyin resmi olmayan adı diktatörlük kaydıyla sürekli konsüllüktür. İnsan bu acımasızlıkların, vicdansızlıkların, bu iki yüzlülüklerin nedenini merak ediyor ve kendi kendine karalisteler İdamlar, ayaklanmalar dönemi bitmiş olduğuna göre bütün bu kargaşalığın asıl nedeni nedir diye soruyor. O zaman bütün oligarşilerin görünümü gözümüzün önüne geliyor. Gerçekten de bütün oligarşilerin bazı karışıklığa, ayaklanmalara, yasa dışılığa, acımasızlığa, hırsızlığa, baskıcı yönetimine dayanır. Böyle bir yönetimin niteliği şudur. Başı sıkışınca eli altında bulunanlardan birini kamu kininin önüne atar, parçalanmasını seyreder ve bu arada kendi dolaplarını çevirmek için hazırlıklarını tamamlar. Augustus'un Cor Gallus Eg Rufus Me Primus konularındaki davranışının ruh bilimsel açıklamasını burada aramak gerek. Res Gestae'de Augustus'la Senato arasında geçen, geçtiği belirtilen onurla, rütbeyle, saygıyla, törenle ilgili bütün işleri de bu ruhsal durumun karşılıklı belirtileri olarak almak yanlış olmaz. Res Gestae'de Augustus'un şöyle yukarıdan bir bakışla sözünü ettiği alçak gönüllülüklerin aslı hep böyledir. Dördüncü bölümde Augustus, Senato'nun onuruna yapılmasına karar verdiği birçok zafer alayını kabul etmedim der. Augustus burada ele aldığı konuların iç yüzünü gözümüzden kaçıran içtensizliğini bir daha gösterir. Gerçi olay doğrudur ama bununla anlatmak istediği ruh gerçek değildir. Bunu anlamak için Res Kestai konusundaki herhangi bir çağdaş incelemeyi gözden geçirmek yeter. Bunlardan J. Gage bize kitabının sonunda bir Agustus takvimi sunar. Bu takvimde adı geçen belgeler, örneğin C Cumes bayram günleri, dizelgesi ya da takvimi Ağustos saken hazırlanmış, onun onayıyla bir tapınağa yollanmıştı. Bu takvimde yıl... Augustus'un birinci kez konsül olduğu gün başlar, yılbaşılar. Roma'da bütün yıl değiştirilmemiş ama birçok eyalette yılbaşılar Augustus'a göre değişmişti. Senato'nun resmen zorlamasıyla İskenderiye'nin Augustus tarafından ele geçirilmesi ve Antonius'un ölüm günü olan 1 Ağustos Mısır'ın yılbaşısı olarak kabul edilmiştir. Asya Eyaleti, İsa'dan önce 869'da kabul ettiği bir kararla Augustus'un doğum gününün yılbaşı olarak ilan etmişti. Augustus'un takviminde görülüyor görüyoruz ki yılın bütün anma törenleri, anma tapınları hemen hemen tümüyle Tanrı Augustus'la ilgili yıl dönümü günlerindeydi. Bu günler yıllık takvimi kaplıyordu. Daha saken tanrılaşan Augustus bunları geri çevirmemişti. Sextilis ayının adı değişmiş Augustus olmuştu. Önemli bir nokta da Augustus'un çok kuruntulu, günlerin iyi ya da kötü olduğuna talihe çok inanır bir adam olmasıdır. Bu yüzden kendisiyle ilgili iyi dönümlerinin takvime girmesi düşüncesini kendisinin aşılamış olduğunu belirten belgeler önem kazanmaktadır. Res Gestae'de saf bir edayla sözü geçen başka olaylar da vardır ki alçak gönüllülük ve özveri tülüne sarılmışlardır. Yukarıda anlattıklarımıza benzerler. Augustus Rescestani'nin 5. bölümünde Marcellus ve Arruntius'un konsüllükleri sırasında Roma'ya döndüğünde halk ile senato beni diktatör yapmak istediyse de ben kabul etmedim der. Doğrudur. İsa'dan önce 22'de senatör görevini görkemli bir biçimde kötüye kullanmanın Ödül kılığındaki nedeni yukarıda anlattığımız gibi Augustus'un Primus'a vurduğu ölüm darbesidir. Augustus bu kadar acımasızca ve çirkin bir nedenle kendisine verilmek istenen diktatörlük kaydı içinde sürekli konsüllükten utanmış, dahası korkmuş ama daha önce kişiliğini yitiren aynı kitlenin verdiği yarı diktatörce yetkiden de hemen yararlanarak Primus'un yok edilmesi yüzünden çıkan ağır kargaşalıkları bastırma yoluna gitmiştir. Aslında diktatörden daha güçlü yapıyordu. 12. bölümde sözü geçen olağanüstü senato kurulunun kendisine sunduğu Jura Legum et Morum ayrıcalığıysa Rufus yani halk partisi için verdiği ölüm kararının karşılığıdır. Augustus'un büyük bir özenle belirtmeye, kuşaktan kuşağa geçirmeye çabaladığı nokta cumhuriyeti, adaleti, yasaları her şeyin önünde tuttuğudur. Bizim Res Gestae'de adı geçen işler, insanlar ve Augustus'un bunlarla ilişkileri bakımından yaptığımız inceleme, onun bu iyi özelliklerinden önce paraya ve kendi ailesinden olanlara her şeyin herkesin üstünde yer verdiğini gösteren Romalı zayıflığı ile ilgili epey örnek vermektedir. Örneğin Agrippa, onun bütün yaşamı boyunca desteği, ondan bir şey beklemeyen dostu, hocası ve komutanıdır başı ne zaman sıkışsa ondan yardım beklemiş, onun iyiliğiyle kör talihi yenmiştir. Oysa yeğeni ve toy bir delikanlı olan Marcellus'un Agrippa'yı kıskanması, aşağılaması, gücendirmesi karşısında işe karışmamış, büyük dostunun kendi legatusu olarak Suriye'ye çekilmesine bir şey dememiştir. Dahası var, Agrippa gibi bir dostu değil, Marcellus'u yani toy ve kıskanç yeğenini kendi yerine ön plana geçirmeyi doğal görmüştür. O denli ki Marcellus ölmedikçe bir daha Agrippa ile yakınlaşamamıştır. Bu durumu bilen bir insan olarak 34. bölümün sonunda Augustus'un iktidarım daha çoğalmamıştı. Benimle birlikte devlet bakanlığı rütbesinde bulunan arkadaşımdan farkım yoktu demesini ibretle okuyoruz. Bu arkadaşı yeğeni, oğlu ya da Agrippa gibi Masellus'un ölümünden sonra onun karısı ve Augustus'un kızı Lulia'yı alan damadı kısaca ona en bağlı adamıdır. Roma'dan yıllarca ayrıldığı zaman bütün yönetimi eline teslim edittiği dost insandır. Bu insan Mesena ile birlikte Augustus'a yapılmak üzere olan suikastı önleyendir. Böyle bir insanı seçtirmesi ve sonra onunla aynı haklara, aynı güce sahip kılındığı ileri sürmesi bunu da kendi adalet ve yasa duygularını belirtmek için yaptığını anlatması şaşılacak bir ataklıktır. Oysa Augustus bu değerde bir Romalıyı kendisine bu denli hizmet eden dostu kendisinden sonra yönetme aday göstermemiştir de oğlu Tiberius'u göstermiştir. Burada bir daha Augustus'un Romalı yönünü açılmış bulunmaktayız. Pinti ve bencil adam onun için ilkin kendi ailesi, çoluk çocuğu, onların rahatı, geleceği ve güvenliği var. Ülkede en yararlı insan da olsa, dost ve arkadaş da olsa, yabancılar ancak onlardan sonra gelebilir. Bütün bunlardan sonra, Corvinius Masala gibi bir insanın 6 gün içinde geri verdiği Roma valiliğini, en bunalımlı zamanda işte bu dosta önermiş, Agrippa da bu öneriyi geri çevirmeyerek, yurttaşlık ahlakının hangi düzeyde olduğunu bir daha göstermiştir. İşte bu eli sıkı, bu bencil, bu acımasız diktatörden de güçlü zorba kendi parasıyla yarattığı, satın aldığı senatoyu insanlığa yine kendi güçlerinin onurlarının yasal kaynağı olarak tanıtmaya çabalıyor. Bundan dolayıdır ki Augustus'un onuruna yapılması kararlaştırılan birçok zafer alayının kabul etmemesi, rütbeleri, güçleri geri çevirmesi, içten bir alçak gönüllülükten, cumhuriyet geleneklerine bağlı olan davranışından ileri gelmemiş bir politika oyununa perdelik görevi yapmıştır, diyoruz. Res Gestae'de senato söz konusu olunca zamanımızın tarihçisi çok dikkatli olmak zorundadır. Augustus'un senatoya, onun verdiği atlara, rütbelere, onun uygun gördüğü onurlara gereğinden çok değer yüklemesi çok ayıptır şaşırtıcıdır. Zorbaların egemen olduğu yerlerde acımasızlık ve keyfilik artıp ülke çöktükçe zorbalar kendilerine dayanak görevi yapan kurumları kişileri daha çok korur, daha çok parlatırlar. Augustus Roma'da senatoya hem sayı hem para hem parlaklık bakımından nedenli çok önem vermiştir. 900 kişilik senatoyu kurmak için geliri ilkin 400 bin sestert olarak saptayan, böylece oraya istediği herkesi sokan odur sonra bin, bir milyon 200 bin seslerde çıkardığı bu gelirle senatoyu tasfiye eden, aradan aradaki 800 bin seslerlik farkı kendi gelirinden ödeyerek senatoyu kendi ücretli adamlarının ya da kendine borçlu bir soylular sınıfının karargahı yapan Augustus'tur. Bu senato, efendisine bağlılığını göstermek yoluyla rahatını, ilerisini sağlamak isteyen insanlarla dolmuştu yerlerini, paralarını, erinçlerini hep Augustus'a borçluydular. Onun kurduğu yönetim mekanizmasıyla kendilerine yapacak iş kalmamıştı. Augustus onlara İtalya'nın eyaletlerin en zengin, en verimli topraklarını, maden ocaklarını ucuzca ve hemen hemen sürekli olarak kiralayarak zenginleşmelerini, Helenistik çağın Ege'sindeki bütün sefahatleri tadacak duruma gelmelerini sağlamıştı. Aldıkları bol paralar Augustus'un sağladığı iç ve dış güvenle en iğrenç eğlencelere kapılan servet, mal, cariye, odalık, iç oğlanı edinme zevkine dalan bu sürünün devlet ve ulus işlerini anlamaya, yürütmeye ne akılları, ne zamanları, ne de yetenekleri kalıyordu. Böyle bir kitle en ufak bir nedenle nasıl olur da efendisine en büyük onuru, ünvanı uygun görmez. Bu kitlenin zamanla tüylendiği bir gerçektir. Soylular, senatörlüğü yüksek bir para ve gelir koşuluna bağlayan kuru, kuraldan yararlandılar. Böylece, yasama yaşamı ve iktidar makamlarının bütün olanaklarını sonsuza dek ellerine geçti. Artık onlar, devrimden sonraki soyulmuş, yoksul, ancak efendilerinin yardımıyla senatör olma, censini sağlayabilen döküntüler olmaktan çıkmışlardır. Kölelikleri, uşak ruhları değişmeksizin zengin olmuşlardır. Paraya dayanan ve halk tabakasını güçsüz bırakacak olan her yolu önerebilirler, buyurabilirler bile. Bununla birlikte bu öneri ve sözde buyruklar Augustus'un istemiyle yetkileriyle sınırlıdır. Önder ara sıra eski cumhuriyet gelenekleri vardır diye mecliste bir takım tartışmaları, çarpışmaları hoş görür, onları kışkırtır bile. Örneğin reformlar arasında Bekarlık yasası dolayısıyla Augustus'un önerilerine karşı çıkan büyük Roma hukukçusu Senatör Antistius Labeo'nun durumu da böyledir. Augustus onun gelenekçi onura ve akla dayanan bütün karşı çıkışlarını dinlemiş ama sonuçta onunkiyle çelişen önerisini yine kabul ettirmiştir. İnsan ona verilen rütbeleri, hazırlanan törenleri nasıl geri çevirdiğini belirten Res Gestae'nin ilk 15 bölümüyle 34. ve 35. bölümlerini bu işlerin bu işlere egemen olan ruhsal durumunun ışığı altında gözden geçirince Augustus'un alçakgönüllülük örneği gibi verdiği kendisinden sonraki kuşaklara örnek bıraktığını söylediği davranışlarında bu davranışları övmede putunu kendi yapıp kendi tapan insanın özelliğini buluyor. Res Gestae'nin dış siyasetle Dış dünyayla ilgili bölümlerini de büyük bir sakınmayla okumak gerekir. Bunlar Res 7 ya da 8 bölümündedir. Askeri seferler, siyasal hareketler, elçi ziyaretleri ve benzeridir. Bunlarda da zaman sırasına uyulmamıştır ama nitelik bakımından bir ayırma göze çarpar. Çağdaş bilim Res Gestae'den pek çok yetkili kaynağa başvurarak bu ilişkileri öbeklere ayırarak aydınlatmıştır. Augustus'un uluslararası ilişkileri belirtmeye çalıştığı bu bölümlerde övünme çoğu kez gerçeğin yerini almıştır. Bu övünmenin derecesini ölçmek için doğu-batı durumuna kısaca bakılmalıdır. Augustus'un zamanında bilinen uygar dünya iki büyük bölüme ayrılmış bulunuyordu. Batı'dakine Roma egemendi, doğudaki bölümse Silifkosları İran'dan Kovan ve Afganistan'dan Sibirya'dan Avrasya'dan Mısır'a Bizans'a dek büyük bir imparatorluk kurmuş bulunan partların egemenliği altındaydı. Asya'nın taze ve devinir durumdaki güçleriyle boyuna yenilenen partlar Roma'nın ister cumhuriyet ister imparatorluk döneminde olsun başına bela olan kavimdir. Denebilir ki partlar tarihe Roma'yı Asya'ya sokmamak için doğmuş, 500 yıl bu amaç uğrunda çarpıştıktan, Roma'yı titrettikten sonra yorularak görevi Sasanlılara bırakıp silinmişlerdir. Onların hangi bilinçle, hangi kinle ve hangi güçle çarpıştıklarını belirtmek için büyük sanını alan Mihridates'i anımsamak yeter. Bir gecede bütün Anadolu'daki 300 bin Romalıyı öldürten bir hükümdar, antik dönemde görülen Doğu hükümdarlarının, yani Anibal'dan sonra gerçekten en tipik olanı ve dikkate değeridir. Roma, Anibal'dan sonra Kartaca'yı yok etmiştir. Ama Mitridates'ten sonra bütün doğu ayakta durmasını, doğudaki siyasal denkliği elde tutmasını bilen partların egemenliği altında kalmıştır. Romalıların Asya'yı ele geçirmek ve bu denkliği kendi yönlerine bozmak için giriştikleri her büyük savaş büyük yenilgilerle sonuçlanmıştır. Roma özellikle Crassus'un yenilgisini yitirdiği bayrakları, armaları bir türlü unutamamıştır. Augustus 26. bölümde hiçbir boy gereksiz yere bizim tarafımızdan saldırıya uğramadı der. Bu sözde her zaman için doğru değildir. Özellikle para bulmak ve altın madenleri ele geçirmek olanakları olan yerler için ya da ticaret yolları işini düzeltmek için Augustus'un savaş açtığı görülmüştür ama onun devlet adamı olarak uyguladığı belki en güzel ilke savaş için savaş yapmamasıdır. Gereksiz yere savaş açmayan ya da savaşı en az açan Romalı Augustus'tur. Çağdaş bilimin de saptadığı üzere o barışı Roma maliyesinin kalkınmasıyla ömrünün sonlarına doğru bir tür gelenekçiliği ve yasalara saygıyı siyasetin üç ilkesi yapmıştı dış savaşlardan bir serüven niteliğinde kaldıkça hep çekinmiş ve tiksinmiştir. Bundan dolayı 26. bölümdeki sözleri büyük bir gerçek payıyla parıldayan seyrek yerlerden birisidir. Şurasını hemen belirtelim ki Augustus bu güzel ilkeyi adalet ve insanlık duygusundan ötürü koymamıştı. Augustus bütün ömrünce duyguya yer vermemiş olan kuru Romalı tiplerinin başında gelir. Galatya kısmen bir yana kalırsa ne Yunanistan'a ne Mısır'a ne Suriye'ye ne Filistine ne Britanya'ya ne Ermenistan'a ne Partlara ne Afrika'ya ne İspanya'ya ne Galya'ya karşı uyguladığı yönetim adaletten, sevecenlikten, insanlıktan kaynaklanmıştır. Augustus buralarda ve her yerde kuru, eli sıkı, bencil bir hesapçılıkla iş görmüştür. Onun böyle bir siyaset gütmesinin nedeni bol para ve dolu hazine edinmek. Roma'nın ve Roma soylularının daha lüks, daha rahat bir yaşam içinde, daha çok oyun ve eğlence, daha çok haz ve keyif tatmalarıdır. Augustus'un ekonomi örgütünün amacı Roma'da sonsuz harcama yapmak ve bunu eyaletlere yükletmekti. Bu örgüt ne Augustus'tan önce ne onun zamanında ne de ondan sonra Roma eyaletlerini geniş görüşlerle yönetmeyi aklına getirmiştir. Uyrukların iyiliğini gözeten, genelin yararını amaç edinen tek düşünce, tek ilke Roma'da bulunamaz. Aslında Grek ve Roma yönetimleri Duruyun'da dediği gibi bir siteyi kurmasını çok iyi işletmesini bilmiş ama bir imparatorluğu anlayamamıştı. Bir Selçuklu İmparatorluğu hele bir Osmanlı İmparatorluğu göz önüne getirilirse insanlığın genel gelişmesi ve uyruklar bakımından ne Atina ne Makedonya ne Roma bu düzeye değil yetişmek bu düzeyi düşünmemişlerdi bile. Bu durumda bu ruhta olan Roma ve onu temsil eden insan örneğin Yunanistan'da İsa'dan önce 146'dan sonra tek kurtarıcı iş yapmamıştır. Yunanistan'ı Atina İmparatorluğu'nun yıkıntıları altında köylüleri kentlere akın ederken kentleri de yoksulluğun körüklediği lüks, zevk, açgözlülük, kumar alışkanlığı, birbirinin ayağına karpuz kabuğu koyma dolapları anlamsız Grek bölgeciliğinin bütün pisliklerine boğulmuş buldular. Bekarlık ve borçluluk, yoksulluk ve savurganlık bu işsiz güçsüz ülkeyi frengi gibi yemekteydi. Roma bu uçurum yamacında bulduğu kendisinin kültür öğretmeni olan Yunanistan'ı kurtaracak yerde bir tekmede kendisi vurmuş, uçurma yuvarlamıştı. Çünkü bu dertlere siyaset ve iktisat bakımından umar bulacak yerde Augustus'un bile onu yalnızca istediği şeyi yapmakta başıboş bırakması elbette uçurma yuvarlayacaktı. Bu başıboşluk ancak Yunanistan bütün eski yönetim koşullarını elde edebilirse yani başka özgürlüklerle birlikte işe yarardı. Yoksa onu Roma tutsaklığı içinde başıboş bırakmak, onunla ilgilenmemek, onun o andaki dünya koşullarında yok olmasını seyretmek demekti. Asya eyaletine Roma'nın uygun gördüğü belki daha da kötüydü. Orada ne yerli ve helenleşmiş kralların ne Bergama krallığının başardığı tarihsel görevleri yapabilmişti. Hellen kültürünün gelişmesi yolunda emeği yoktu ülkeyi ve halkı tanımıyordu. Bütün kaygısı soymak, ülkede ne kadar altın varsa alıp götürmekti. Din, yaşayış, tarım olarak ne bulduysa ona dokunmadı, onlardan haberli bile görünmedi. Böylece yok etmedi. Ama buradaki toplulukları korkunç biçimde zayıflattı. Hele düşünce ve düşünce yaşamı adına eski krallıkların, cumhuriyetçilerin yaratıp sürdürdüğü her şeyi söndürdü. Bütün Küçük Asya, onun elinde hırsın ve aç gözlülüğün açtığı sonsuz savaşlarla doğranmış gitmişti. Roma'nın getirdiği bu korkunç çöküntü ve dağılmanın üstünde iki baykuş dönemişti. Haydutlar ve Yahudiler. Sonuç olarak Küçük Asya'da, Ön Asya'nın bu büyük kıtasında bir takım kukla gölge kralların elindeki gölge hükümetçikler kalmıştı. Bütün bunlar Part İmparatorluğu ile Roma'nın egemenliğindeydi. O Part İmparatorluğu ki nitelik olarak çok homojen bir atlı kavimler dünyasına dayanmaktaydı. İşte böyle bir ortamda Partlar gibi bir rakibe karşı Doğu siyasetini yürütecekti. Augustus'tan önce ön Asya'da hele Anadolu'da ne kadar Romalı komutan ve konsul görev yapmışsa yalnızca dehşet, kıyıcılık, yokluk saçmışlardı. Bu nedenle de Galatya ve Yahudilerin baş belası Herode bir yana bırakılırsa kendisini seven bir kitlenin bulunması pek zordu. Bergama Krall krallığının varını yoğunu Roma'ya armağan etmesini unutmuyoruz. Ama bu davranış Romayı bile şaşkınlığa düşüren ve başka bir örneği olmayan davranıştır. Yarı deli, umutsuz, çocuksuz bir kralın tek başına verdiği bir karardır. Bundan dolayı da Roma'ya karşı sevgi ve bağlılık içinde hesaba katılamaz. Partların hemen hemen aynı yaşam ve soy koşulları içinde yoğurulan geniş yurtlarıyla bu yurtların çevresindeki ülkeler atlı uygarlığının bütün gereklerine uyan gelişmiş savaş yöntemleri sayesinde yenilmez bir tehlike durumunda kalmaktaydı.